İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan barışı için konser. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin açıklaması. Kars ve Moskova antlaşmalarını imzalayan bir taraf yoktur. O sözleşmeler uydurma. Artsakh'ın Hadsi köyü kuşatmanın 43. gününde. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Çapakçur. Le Figaro'nun müdür yardımcısı. Aliyev önderliğinde Azerbaycanlılar Ermeni halkına karşı soykırım yapmak istiyor. Yakında Tiflis Ermeni Tiyatrosu seyircisini yeni inşa edilen binada ağırlayacak. Bayanlar ve baylar, sevgili arkadaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti'ne desteğini gösteren parlamenterlere ve seçilmiş temsilcilerine bir teşekkür olarak bir konser düzenlemek ve onları birlikte çalışmaya davet etmek istedik. Etkinlik, Fransa Parlamentosu üyesi Anne-Laurence Petel ile Senato'daki Fransa-Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Gruplarının Başkanı Senatör Gilbert-Luc Devinaz'ın başkanlığında gerçekleşecek. Etkinlik, 3 sponsorla işbirliği içinde düzenlendi. Anne-Laurence Petel, Milletvekili Brigitte Devasa, Ward 92 Meclis üyesi Senatör Isabella Kohler. Onları sizlerle birlikte ağırlamaktan mutluluk duyacağız. 1 Şubat Çarşamba günü saat 20'de başlayacak olan bu yardım konserine katılmanız rica olunur. Etkinliğe Fransa'nın eski Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Henri Cuny de katılacak. Charles Aznavour'a saygı duruşunda bulunulacak. Sipan Gomidas ve Arno Haçeryan koroları sahne alacak. İki ortak kültür kapsamında Diana Sahakyan piyano, Lucine Levoni soprano, Iris Torosyan arp, Vladimir Karoyan duduk, Anuş Donabedyan kamança, Agavni Vartanyan kanon ile sahne alacaklar. Hayırseverlik. Sanatçılar yeteneklerini ücretsiz olarak sunacaklar. Ücretsiz sembolik bağış yapmanızı öneriyoruz. Minnettarlığımızın bir göstergesi olarak sizleri bu özel konserimize misafir etmekten mutluluk duyacağız. Konsere 150 kişi davetlidir. Kayıt Jean-Michel Simonyan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı, Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının 103. yıl dönümü olan 19 Ocak'ı tebrik ederken, Batı Ermenistan topraklarında tüm haklarımızın istisnasız iade edileceğine ve onaylanacağına inanıyor. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ne askeri birliğinde çıkan yangında şehit olan 15 askerin ailelerine ve yakınlarına ve tüm Ermeni halkına büyük kayıplarından dolayı taziyelerini sunar. Olağan oturumda Ulusal Meclis kurbanlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yangında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 3 askere acil şifalar diliyoruz. Moskova Mahkemesi'nde 16 Mart 1921 tarihli Rus-Türk Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması'nın yasallığı, geçerliliği ve yargı yetkisine ilişkin davanın olağan oturumu gerçekleşti. Bu, bir yıl önce başlayan davanın ikinci aşamasıdır. Dilekçe, Rusya'da yaşayan Ermeni avukat, Ermeni-Rus Avukatlar Armros Barosu Başkanı Ruben Giragosyan tarafından hazırlandı. Giragosyan, 100 yılı aşkın bir süredir bu anlaşmaların Güney Kafkasya bölgesindeki mevcut sınırların yasal dayanağı olanağını kaybetti. Daha sonra imzalanan belgelerin geri kalanı yalnızca bu antlaşmalar tarafından tamamlanan yasal faktörü doğruladı. Sovyetler Birliği zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut sınırları belirleyen protokoller imzalamıştır. Ancak 1991'den beri Sovyetler Birliği'nin varlığı sona ermiştir. Dolayısıyla Türkiye ile sınır yoktur. Yani bu iki devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir antlaşmanın var olduğu söylenemez. Üstelik o antlaşmayı imzalayan taraflar da ortadan kalktı. Bugün ne Sovyet Ermenistan'ı, ne Sovyet Gürcistan, ne de Sovyet Azerbaycan var. Ayrıca Türkiye Yüksek Meclisi de yoktur. Sovyetler Birliği de yoktur. Yani o antlaşmaları imzalayan bir taraf yok diyen Giragosyan, Moskova ve Kars antlaşmalarının uydurma olduğunu sözlerine ekledi. Avukat, Türkiye ve Azerbaycan'ın sınır çizme çalışmaları yapmaktan acele etmesinin esas sebebinin bu olduğunu belirtti.
Giragosyan'a göre bölgenin sınırlarının hukuki çözümü ancak Budrovitson'un hakim kararıyla sunuluyor, ancak sınırları belirleyen bu kararken Ermenistan Cumhuriyeti bile bu karara atıfta bulunmuyor. Henüz bir mahkeme kararı yok. Bunu yazılı olarak sunacaklar. Ondan sonra ne yapılacağı belli olacak, dedi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesindeki Hatsiköy muhtarı Santur Sarkisyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Azerbaycan'ın Artsakh'ı abluka altına alması sonucunda Hatsiköy'ünde bir dizi sorunla karşı karşıya kalındığını ifade etti. Sarkisyan, mağazalarda ürün yok, benzin ve mazotta ciddi sıkıntımız var. Son birkaç gündür doğalgazdan mahrum kaldık ve bunun sonucunda araç kullanmak neredeyse imkansız hale geldi. Bütün bunlara paralel olarak düşman sonbahar ekimi çalışmaları yapan köylülerin üzerine ateş açmaktadır. Bu üzücü olay nedeniyle şu anda tüm mahallede tarım çalışmaları durdurulmuş durumda, dedi. Ona göre köyde kurulan seralar sebze ihtiyacını belli oranda karşılıyor. Aynı zamanda birçok aile için bir gelir kaynağıdır. Ama insani krizi bununla aşmak zor. Köy muhtarı Artsakh'ta yaratılan zor duruma rağmen ana vatanında barış içinde yaşamanın ve yaratmanın sakinlerin amacı ve arzusu olduğunu söylüyor. Sarkisyan, hepimiz daha çok ülkemizin güvenliği ve meselemizin nihai olarak çözülmesi konusunda endişeliyiz, diye ekledi. Batı Ermenistan, işgalci Azerbaycan tarafından kuşatma altındaki Artsakh yerlilerine desteğini ifade ediyor. Şimdi Artsakh'ı Goris bölgesine bağlayan yolun yakında açılacağını umarak yolun açılması için büyük çalışmaların yapıldığını ifade ediyor. Batı Ermenistan'daki Çapakçur yerleşimi başka adlarıyla da biliniyor. Çaracur, Çapah ve bunun gibi. Antik zamanlarda buna Kıtarıç deniyordu. Şimdi Türkler adını Bingöl olarak değiştirmişlerdir. Birçok akarsu kolunun varlığından dolayı Çapakçur olarak adlandırıldı. Çapakçur, Batı Ermenistan'daki diğer yüzlerce yerleşim yeri gibi farklı zamanlarda köy, kasaba, kale veya kale şehir olarak kabul edildi. Arazani Vadisi'nde Balo kasabasının doğusunda yer almaktadır. 11. yüzyılda piskoposluk ikametgahı olarak anılır ve Tornik Mamikonya'nın egemenliğine girer. Türk egemenliği döneminde 1829 yılına kadar Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır vilayetinin bir parçası olan ve ardından Bağış Bitlis vilayetine bağlı aynı adı taşıyan ilçesinin merkeziydi. Ve şimdi Bingöl olarak adlandırılıyor ve aynı adı taşıyan ilin merkezi olarak kabul ediliyor. Çapakçur hakkında sahip olduğumuz tarihsel bilgiler azdır. 13. yüzyılın 40'lı yıllarında Moğollar, 16. yüzyılın başında ise Osmanlı Türkleri tarafından işgal edildi. Birinci Dünya Savaşı ve Ermenilere karşı işlenen soykırım Arminosit'ten önce Çapakçur'un nüfusunun büyük bir kısmını zanaat ve ticaretle uğraşan Ermeniler oluşturuyordu. Bir okulları ve bir kiliseleri vardı. Aliyev önderliğinde Azerbaycanlılar Ermeni halkına, inançlarına, kimliklerine karşı soykırım yapmak istiyor. Arme Press'in haberine göre prestijli Fransız Le Figaro dergisinin müdür yardımcısı Jean-Christophe Bisson, Twitter mikroblogunda böyle bir açıklama yaptı. Bisson, dün Nahçıvan'da, bugün Artsakh'ta, yarın Ermenistan Cumhuriyeti'nde Azeriler ne diriye ne ölüye saygı duymazlar. Onların Aliye liderliğinde tek amaçları vardır. Ermeni halkını, inançlarını, tarihlerini, miraslarını, kimliklerini soykırım yapmak. Onları kim durduracak, diye yazdı. Le Figaro müdür yardımcısı paylaşımına ek olarak Azerbaycan askerinin Ermeni anıt taşındaki haçı kırdığı videoyu sundu. Tiflis'te Bedros Adamyan adını taşıyan Devlet Ermeni Dram Tiyatrosu Mayıs veya Eylül ayında yeniden inşa edilen binasında seyircisini ağırlayacak. Tiyatronun sanat yönetmeni Armen Bayan Duryan, Jinnevs Ajansı'na yaptığı açıklamada binaya girdik, çalışmalar sürüyor, iç dekorasyon çalışmaları devam etmektedir. Oyuncu kadrosu prova yapıyor, yani ekip eve döndü, açılışa hazırlanıyoruz. Mayıs'ta yapmadıysak Eylül'de yaparız. Elbette performanslar var, örneğin Kvemo Kartli'de yılbaşı oyunları oynadık.
Ahatsıxı seyircisine bir çocuk tiyatrosu sunacağız. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunduk ve Mart ayında Hindistan'da bir tiyatro festivaline katılacağız, dedi. Bedros Adamyan'ın adını taşıyan Devlet Ermeni Dram Tiyatrosu'nun 167 yaşında olduğunu belirtmek gerekir. Tiyatro 1856 yılında kurulmuş. 1936 yılından beri Havlabar'daki mevcut binasında faaliyet göstermektedir. 1 Mayıs 1921'de topluluk devlet tiyatrosu statüsü kazandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artah Ermenilerinin emek şarkısı Ahı Argank adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.